Bagajı açalım lütfen. Beyefendi. Bagajı açar mısınız? Anahtarla açmam lazım. Otomatik bozuk da. Al sen bunları kontrol et. Bir sorun mu var? Hay Allah. Kilit takıldı galiba. Arada yapıyor böyle. Bakın memur bey. Hastamızın acil ameliyata alınması gerekiyor. Gerekli ameliyatı da Türkiye'de benden başka yapan yok. Tamam ama yine de bagajınıza bir bakmam gerekiyor. Bir daha deneyin. Olmazsa bizim arkadaşlar yardımcı olur. Ha, bir dakika. Hangi hastaneye gidiyorsunuz? Kocaeli Devlet Hastanesi'ne. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne mi? O zaman yanlış yoldasınız. Ha öyle mi? Telaştan karıştırdık galiba. Durum acil yani. Evet. Hastaya elektrik çarpmış ve ciltte geniş yanık yaraları oluşmuş. Yaraların mikrop kapmaması için bir an önce müdahale etmemiz gerekiyor. Bekleyin bir saniye. Yalan söylerken çok fena veriyorsun. Bir daha ağzını açmayacaksın. Bu kadar geciktiniz. Haberler kötü abla. Yol boyunca arama var. Biz de aramaya takıldık. Arabanın her tarafını didik didik incelediler. Mallar? Yola çıkartmadık. Bizden haber bekliyorlar. Efendim? Abi. Bir sıkıntımız var. Ne oluyor? Polis yolları tutmuş. Bütün arabaları arıyorlar. Mallı silikonlar da bugün gelecekti. İşareti. Yolların güvenliğinden emin olmadan çıkmasın mallar. Tamam abi. Araba bitmeden mallar gelmiyor. Peki abla. Ne oldu Haydar? Bir şey mi söyleyeceksin? Yok abla. İyi. Petra'yı düşünmüyorsun değil mi artık? Haydar, o kız sana yaramazdı. Seni düşündüğümden kurtuldum ondan. Envantere aşık olunmaz Haydar. Çünkü bunlara güvenilmez. Adamı yumuşatıp sonra da sırtından bıçaklayıverirler. Elinin altı kız dolu oğlum. Bu matruşkaların hepsi senin. Tepe tepe istediğin gibi kullan. Bir Petra gider, 10 Petra gelir. Tamam mı Haydar? Tamam abla. Söyle yakışıklı. Burçin, şu anda Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gidiyoruz ve motorlu bir polis bize eşlik ediyor. Ne? Yolda arama vardı. Polise acil ameliyata yetişmem gerektiğini söyledim. Onlar da bana eskort verdiler. Sana eskort mu verdiler? Evet. Şimdi polis geri dönene kadar onunla gitmek zorundayım. Biraz gecikeceğiz. Gecikmeyeceksiniz. Çünkü gelmiyorsunuz. İşiniz bitince geri dönüp benden haber bekleyin. Ne beklemesinden bahsediyorsun? Polisi atlattıktan sonra geleceğiz işte. Bu kadar hevesli olmana çok sevindim ama silikonlar hazır değil. Bak, bu iş bugün bitmek zorunda. Kafama göre sürekli ortadan yok olamam. Ela da öyle. Bağlı bulunduğumuz ve hesap verdiğimiz insanlar var. Şu an senin bağlı bulunduğun ve hesap verdiğin tek insan benim Arslan.
Bunu hala anlamamış olmana çok şaşırdım. Hayatta sahip olduğun tek şeyi, ismini bitirecek bir film var elimde. Bu yüzden... Gel deyince gelecek, git deyince gideceksin. Anlaştık mı yakışıklı? Anlaştık Burçin. Geri dönüp senden haber bekleyeceğiz. Tabii sen ufaklığı gönderip burada benimle birlikte bekleyebilirsin. Bu çok hoş olurdu. Ama tekrardan izin alabilmek istiyorsam eğer... bu cazip teklifi daha sonra değerlendirebilirim. Öyle olsun bakalım. Gidin, çevre yoluna çıkarsınız. Ben geri dönmek zorundayım. Çok teşekkürler memur bey. Kolay gelsin. Sağ ol. Plan bozuldu. Senin de duyduğun gibi tesadüfen polisler yolumuzu kesti. Sonra da Burçin arayıp işi iptal etti. Bütün bu olanlar sanki işaret gibiydi. Polis bize yanlış yoldasınız dedi. Bizi yolumuzdan çevirdi. Sonra da iş ertelendi. Ya işaret çok açık. Plan işe yaramayacak. Hazır ertelenmişken vazgeçmeliyiz. Ela, şu işaret saçmalığını bırakır mısın lütfen? Ela'cığım, kadın elinde o filmi tuttuğu sürece sizi kukla gibi oynatacak. Filmi elinden almak zorundayız. Polise gidersek de hem sevdiğimiz insanlar, hem de adımız, itibarımız, mesleğimiz bitecek. Ya keşke şimdi olup bitseydi o zaman. Ya sinirlerim kaldırmıyor artık bu gerginliği. Ela, yarın hastaneye gidip her zamanki gibi çalışacağız. Hastalarımıza bakacağız. Burçin aradığında da gidip planımızı uygulayacağız. Biz oradan giderken polisler geliyor olacak ve her şey bitecek. Tamam mı? Tamam. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.